geldiniz masaya. Geçen haftalarda Doğan hocamızla, Doğan Cüceloğlu'yla ile beraber olmuştuk hatırlayacaksınız. O kadar çok yorum geldi ki sizlerden. O kadar mutlu oldunuz ki ve bizlere teşekkür ettiniz. Asıl ben hocama teşekkür ediyorum. Çünkü beni kırmadı ve o gün o programda söz vermişti. Tamam bir kere daha geleceğim sana ve sözünü tuttu. Beni çok mutlu etti. Bakalım bu akşam hocamız bize neler anlatacak. Buyursunlar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zaman su gibi aktı gitti. Aylar sonra yeniden, tıpkı evet. söz verdiğiniz gibi, Evet. şimdi yeniden beraberiz. Ne güzel. Çok beğenildi program gerçekten. Birlikte yaptığımız programımız çok izlendi. Yorumlar geldi, mailler geldi. Siz nasıl hissettiniz? Mutlu kaldınız mı programdan sonra? Gayet mutluydum. Gerçekten önemli konuları konuştuk ve altını güzel çizdik. Senin vurgulamaların, ortaya koyuşların, ikimizin enerjisi çok uyuştu. Harika. Güzel bir hizmet verdik. Efendim, sayenizde, sayenizde. Umarım ileride öyle beraber baş başa bir program yaparız sizinle. Faydalı bilgiler veririz seyircilerimize, meraklı soruları cevaplandırırız. Hocam hatırlayacak olursanız geçen sefer programda çocuk gelişimi üzerine konuşmuştuk. Evet. Bir çocuk nasıl büyütülür, anne babanın tutumu demiştik. Bugün dilerseniz ergenlerden, yani o en zor hormonların halay çektiği <laughs> o e, evet. yaşlardan konuşalım. Ne dersiniz? Çok iyi olur. Tamam, o zaman hadi gidelim hızlıca bir aramız olsa da sizler de e, kime istiyorsanız haber verin telefonlar açın ...Doğan olmasa da aradan sonra buradayız buyursunlar. Yani anlamamak mümkün değil. Ben buradayım der. Ben buradayım buradayım. Ee, Herhalde. Şey. Mardin Aynen öyle. Becerebilecek miyim yaşamayı? Diye çıkıyor ortaya. Ben yaparım duygusu içerisinde. Kızım, oğlum o kadar kendine özgüsün ki. Çok güçlü sezgilerim var ve çok güzel noktalar yakalıyorsun. İnşallah yarın anne olursam bunların hepsini kullanacağım. <laughs> İnsanın en büyük gıdası bu ihtiyacı var. Ergenlerin çok ihtiyacı var. Kendi aralarında fıs fıs fıs, 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 fıs. O şu bu falan filan. Hi, where are you from? <gülüyor> <gülüyor> Can we talk? Bilmem ne falan diyor. yes of Ulan diyor. Hassas bir dönemden geçiyorlar. Egolarının ihtiyacı var. Kesinlikle. Bu altıyı birbirimize de uygulamamız Aynen. gerekiyor. Evliliğimizde, iş yerimizde. Rekabet haline. Bakalım kim yenecek, bakalım kim kazanacak. Yani. Hani biz alıştık ki aşkım, sevgilim, bebeğim, bonçiyim, şeftalim falan gibi konuşmaya. Hey millet bana bakın, bana bakın, bana <laughs> bakın gibi bir tavır içerisinde değil. Siz kendi ergenlik döneminizi hatırlıyor musunuz hocam? Hatırlıyorum. <laughs> nasıl bir, nasıl bir his geliyor size? Acı abla ya, çok acı ya. <laughs> kapı açılacak mı? Ben geldim. Ay yine dikent ya. Kötü oldum ben. Ya. Bu yapılmaz. <laughs> hanım hanım. Yine. İlk defa duraksamama sebep olan Şşasın. bir soru geldi. Müthiş bir yolculuğa çıkardınız beni. Kaybolmasını istemez. <laughs> Hayır istemiyorum Kubilay. Ben da falan anladım ben. Ne yapıyorsun? <laughs> sen? Niye bıraktın o kızı? Kışımla fırladım. Ay şaka evet. gibi. <laughs> bir ayağım çukurdu. <çok> <laughs> <diyor. gülüyor> Bak şimdi yine. Erkek tarafı güçsüz. Güzel. Aa. Eyvallah. Bir döktürüyor. <gülüyor> ha? <gülüyor> tutam tuzumuz evet, var. Evet. ben yapacağım bunu. Şu güzelliğe Aa, bakar mısınız? Nefes. Anne bir de dinle. benim gibi. Şöyle <laughs> <bir yolu. gülüyor> <Aynen. az> <laughs> Öyle bağlı <mi>? bir içimden bir ses. Dur bir oğlum. Tepiyor sefesi kalmadı. Bu, neydi <laughs> <Vallahi> bu ne değil ya? Vallahi ne? Akdeniz. Ebe çocuk, ebe çocuk. Ebe, ebe çocuk, kurbağa röpte şemburu. <laughs> evet. Yani benim evet. için. <laughs> aynen, evet. <laughs> üç tane robotumuz oldu. Nur topu gibi üç tane. <gülüyor> <gülüyor> Kısa boylu. Yoksa çok güzelim yani. Kısa boylu... manken Kesin olur. Sen, sen, kesin. Her, sen her şey olursun. <laughs> Efendim eminim hazırsınız. Yerlerinize yerleştiniz. Defterinizi, kaleminizi aldınız, notlarınızı tutacaksınız. Hocam ergenlik dönemi hangi yaşları içerir ve ne demektir? Ergenlik dönemi nasıl bir şeydir? Ergenliğin yaş açılımı değişebilir. Çocuğun biyolojik gelişimine bağlı olarak. Yani 9 yaşında başlayan var ama esas itibariyle 12-13 yaşından itibaren 19-20-21'e kadar açılabilir. Nasıl evet. bir süreçtir? Nasıl anlarız biz evde artık bir ergen olduğunu? Yani anlamamak mümkün değil. Ben buradayım der. Ben buradayım, buradayım. Varır ee, şey. adeta. Adet. Aynen öyle. Ee, duyan kulağa, gören göze ya. hemen söyler. Ee, ve e, çok önemli, hassas bir e, dönemdir yaşamın. Annelerin, babaların bunu dikkatle ve... Özellikle altını çiziyorum, sevgi ve anlayışla yönetmesi lazım. Ee, korku kültürünün hakim olduğu ailelerde sürekli kim güçlü kavgası vardır. Ondan dolayı çocuğu ezmek bir nevi e, bir başarı, bir beceri gibi görülür büyükler tarafından. Halbuki o şimdi şunu denemek istiyor, ben yaşamda kendi ayaklarım üzerinde kalabilecek miyim? Başkası bana saygı duyacak mı? Efendim karşı cinsin dikkatini çekebilecek miyim? Yoksa alay mı edileceğim? Ee, ben kendi isteklerimi söyleme cesaretine sahip olabilecek miyim? Becerebilecek miyim yaşamayı? Dans edebilecek miyim yaşamla? Onun kaygısı içerisinde ve en çok güvendiği, sevdiği insanların kendisine bu fırsatı vermesini istiyor. Kısacası hassas ve ince bir dönem sanıyorum. Orada çocukla yarışmaktan, çatışmaktan ziyade sanki e, anne babalar bir adım geride mi durmalı? Anne babalar, e, ben senin ekiptenim. Sana elimden geldiği kadar yardımcı olacağım. Ben sana koçluk yapacağım. E, seni herhangi bir şekilde ezen kişi değil. Gerektiği zaman kolundan tutan kişi olacağım tümü içerisinde olmalı. Şöyle bir şey var. Şimdi insan bir kere biyolojik bir yaratık ama aynı zamanda psikolojik bir yaratık ama aynı zamanda sosyal bir yaratık ve aynı zamanda aşkın bir yaratık. Şimdi bu ergen yaşa geldiği zaman biyolojik durum diye çıkıyor ortaya. Ondan sonra işte kızlarda göğüsler, kalçalar belli Siliciler. olmaya başlıyor. Erkekte bıyıklar <laughs> Ses değişiyor, ya, ses kıllar falan çıkmaya başlıyor. Şimdi böyle olunca ama psikolojik olarak henüz o hop diye gelişmemiş. Henüz daha çocuk var. Dışarıdan gören diyor ki koskoca adamsın diyor. Değil. Anlayış gösterilmesi lazım. Şimdi ondan koskoca adam becerisi bekleniyor, düşüncesi bekleniyor, olgunluğu bekleniyor. Ama hazır değil. Ve içinde yetiştiği ortam bunu henüz hazırlamamış durumda. Onun için bizim toleransımıza ihtiyaçları var. Bizim anlayışımıza ihtiyaçları var. Ee, sakardırlar. <laughs> ben o zaman hala ergenim hocam. Aynen. Hiçbir gelişme yok bende. Ayrıca güzel. Sakarlığa, sakarlık sayı. Neden yani sakardırlar? Ek, koordine etme imkanı bulamıyor. O kadar çabuk gelişmiş mi? Kollar, bacaklar, ayaklar şudur budur. Ee, henüz daha onu oturtma aşamasında yani. Ondan dolayı e, göründüğünü aldanmamak lazım. Bir de kendisi ben yaparım duygusu içerisinde. Şimdi ama içi diyor ki anne, baba, her neyse abla, dede onlara gösterin ya içi bunu diyor. Ama diğer taraftan da ben yaparım karışmayın falan diyor. Ve insan ilişkilerindeki altı tanıklık boyutu o çok önemli. Yeniden hazırlatalım. Evet lütfen. İki insan birbirinin farkına varınca iletişim başlar. Bu altı tanıklık boyutu çok önemli. Bir, önemsiyorum. İki, olduğun gibi kabul ediyorum. Üç, değer veriyorum. Dört, sana güveniyorum. Beş, seni seviyorum. Emek ve zamana değersin. Altı, sana saygım var. Senin sınırların var. Ama aynı zamanda aynı ekipteniz. Biz beraberiz. Şimdi... Ee, buna çok 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 hassas hale geliyor. Yani seni olduğun gibi kabul ediyorum ediyoruma çok çok hassas geliyor. Ee, bir şarkı söylemeye çalışıyor, ses ooo wow, <laughs> çıkıyor. Oğlum ne biçim ses diyorlar? Deme işte ya. Ne kadar önemli, yani. ince bir detay? Ne kadar ince bir detay? Ya da bir şey istiyorsun beceremiyor. <laughs> Şuna bak beceremedin yine gibi mesela. Orada en çok verilecek mesaj şu. Kızım, oğlum. ...o kadar kendine özgüsün ki... ...senin gibi yok ve hayranım ben sana biliyor musun? Bunu yaptığın zaman böyle... ...matrak geçmiyorsun değil mi baba? <gülüyor> 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 Gerçek değil mi? Çünkü ha. takdir istiyordu yani. Çal. Bir can yani sonuçta o da minik bir can. Çal. Peki şöyle bir şey söylemiştiniz... ...bundan önceki programımızda... ...çok dikkatimi çekmişti. Dinleyin. Öyle güzel şeyler anlatacak ki size. Dinleme evet. fırsatı verin. Evet. Sanıyorum bu dinleme döneminden... İşe yarayacağı zamanlama, değil mi ergenlik zamanlaması? Çok güçlü sezgilerim var ve çok güzel noktalar yakalıyorsun. Tebrik ederim. Ay teşekkür ederim. Şimdi, kesinlikle öyle. Ne oluyor biliyor musun? Aa, ailenin güvenli ortamından, yaşamın belirsiz, ne olacağı belli olmayan, kaygı verici ortamına bir geçiş içinde olduğunu biliyor. Ondan dolayı ne yapıyor biliyor musun? Kendi yaşıtlarıyla hemen çünkü kendi yaşıtları o durumda. Gel lan kanka olalım diyor. <laughs> Oğlanlar kızlar bu şekilde. Fakat ailenin o sana güveniyoruz yapabilirsin duygusuna ihtiyaçları var. O kankalık geçiş noktası çok önemli. Ona saygı duymak lazım. Ve ben becerebilecek miyim? Yoksa gülünç mü? Gülünç duruma mı düşüneceğim? Gülünecek birisi mi olacağım meselesi. Çok korku verici. Ben becerebilecek miyim? Ben önemli miyim? Doğal mıyım? Güvenlen bir isimim. Bütün bunları dinleme süreci içerisinde elde eder. Şimdi sen bana bakıyorsun böyle. O güzel gözlerimle. Şöyle yapıyorsun. Ben kendimi o zaman Evet değerli hissediyorum. Önemli hissediyorum. Güzel şeyler söylüyorum diyorum. Bak ulaşıyorum bir şeyler diyorum. Emin ol buna insanın en büyük gıdası bu. ihtiyacı var. Ergenlerin çok ihtiyacı var. Onun için annenin babanın o ergeni dinleyebilmesi çok önemli. Nasihat etmesi diye dinleyebilmesi. O dinlemesi içerisinde Liderlik yapması, sohbet etmesi çok önemli. Şu dikkatimi çekiyor e, bazı arkadaşlarımda ve çevremde. E, aman ergen işte bu. Ay tipik ergen ergen hareketler. Bak bak evdeki ergene bak. Bu tutum doğru bir şey midir? Böyle seslenmek, böyle hitap etmek. Evet. Bu gülüş duruma düşürmek oluyor. Ve e, yani bunu duyan çocuk der ki Allah kahretsin ergenim der. Ya doğru Halbuki değil ya. Halbuki sağlıklı olan şu... İyi ki ergenim. Yaşamın bir aşaması. olan doya doya yaşayayım şunun hakkını vereyim ee, durumu. Ee, enerjinin akışı öyle ve o yaşamda kendi iç dünyasına ayrı tür bir merhaba diyecek. Topluma ayrı tür bir merhaba diyecek. İyi, ve bu etkileşimler içerisinde yavaş yavaş kendine özgü bir kişiliği iyice oluşacak. Ee, ve yani... Ergenlikteki aşkın tadı başka, onun tadı, tuzu, biberi var kendine özgü ve bundan mahrum etmemeliyiz çocuklarımız. Peki şu da önemli sanıyorum bu süreçte, cinsiyet kazanımı değil mi? Yani... E... Ha, biliyorum dikkatli bir soru sormam lazım şu an ama yani e, genç kızların e, kendilerini tanımaları, bedenlerini ve karşı cinse duydukları ilgi ve keza erkeklerin de öyle. Sanıyorum o süreç de çok naif bir süreç. Çok önemli hem de. Doğru değil mi? Ya hem orada de nasıl? Çocuk, kızımızın veya oğlumuzun e, şimdi izleyen anneler babalar çocukların o cinsel yolculuklarında onlara nasıl rehberlik etmeleri gerekiyor? Aa cinsiyet kazanımı dedin. Doğru bence. Şimdi sana bir şey söyleyeyim. Oğlan 11-12 yaşına kadar gelmiş. Şişko. Dikkat etmiyor yemesine içmesine. 14 yaşına geliyor. Yavaş yavaş şişman olmasından rahatsız olmaya başlıyor. Ve sonra bir gün bir kız bakıyor. Gülümsüyor. <laughs> Ve 3-4 ay sonra diyor ki Ay bu kadar kilon olmazsa iyi olmaz mı diyor. Beş ay sonra bütün kilolar gitmiş. Ve çocuk spora başlamış. <laughs> Nefes alışı değişmiş. Ve şimdiye kadar söylenen hiçbir şey bunu yaptıramazdı. Ama o kızın gülümseyişi ve bir sözü yoluna sokar. Muhteşem bir sistem var. Muhteşem. Aynı şey kızlar için. Tabii. Aynı şey kızlar için. Aa, yani bir oğlanın ...sen çok hanımefendisin... ...bu sana yakışmıyor demesi... ...halleder. <laughs> yani aslında evde Aynen. annenin ve babanın... ...bunca çabayla çözemediği... biçimi, ...hareket biçimini... ...hoşlandığı birinin bir gülümsemesi, bir bakışı... Aynen. Doğa öyle güzel önemli. dengeler kurmuş. Hakikaten, öyle güzel evet, dengeler kurmuş. Şey. Ondan dolayı... ...bırakın birbirleriyle konuşsunlar... ...bakışsınlar Tabii, ve... Kendi aralarında fıs 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 fıs, o şu bu falan filan muhteşem bir süreç yer alıyor. Siz sadece sohbet içinde olun ve yeniden altını çizmek istiyorum bu geliştiren anne baba kitabında altını çizdiğim gibi ailedeki temel değerler çok önemli. Bu temel değerler olduğu sürece hiç korkmayın. Bir çocuk az evvel de söyledik ya dış dünyaya açılmaya başlıyor artık kendi arkadaş grubuna ediniyor belki içindeki hobileri keşfediyor ama tabi burada çevreden gelen faydalı olmayan zararlı diye nitelendirilebilecek ilişkiler de söz konusu çevreler de söz konusu çocukları oradan nasıl koruyabiliriz çok güzel bir soru tebrik ederim gerçekten çok önemli şimdi bu ergenlik çağında başlayan bir konu değil bu erlerden itibaren düşünülmesi gereken bir şey. Şimdi benim şu anda farkına vardığım en önemli şey ne biliyor musun? Bir insanın yaşamında kendi özünün bir bilinç olduğunu farkına varması ve bu bilinç onun en önemli tanığı her şeyin farkında evet, Doğru. güçlü ve en önemli tanık ve her şeye anlam veren de o bilinç sahip olduğunuz mal, mülk, mevki şu bu falan filan eğer sen kendi gözünde kendine olan saygını kaybedersen boşver lan ben şöyle birisiyim aslında falan filan deme durumuna düşersen bunu doldurmak için çok değişik yönlere girersin ama hiçbir zaman mutlu olamazsın. Tabii. Şimdi ben çocuğum büyürken sürekli onunla bu bilinç içerisinde sohbet ederim ve öğretmenlere önerim sınıfta eğitimin amacı bu olmalı. Çocuğun kendi özünü keşfedip onun en önemli tanık olduğunun farkına vardırılması. Ondan dolayı şu olacak. Bak. Senin üzerinden para kazanmak isteyen Koca bir sanayi var. <laughs> Giyim sanayi, ondan sonra makyaj sanayi, Tüketin. ayakkabı tüketim Tabii. şu bu falan filan. Onlar senin mutluluğunun ancak bunları tükettiğin zaman olabileceğini düşünürler. Şimdi senin öyle bir kişiliğin var ki sana yakışanlar var, sana yakışmayanlar var. Bunun çok iyi farkında olman lazım. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Evladım, kızım, oğlum, kendine olan saygını kaybettiğin zaman uzun vadede hiç kimse sana saygı duymaz. Ya ne önemli bir öğreti. Ve ondan dolayı bunu kazanmış olan delikanlı Hı -hı. hanımefendi her ortama girer çıkar ve neye hayır diyeceğini çok iyi bilir. Sınırlarını bilir. Çünkü her zaman kendisiyle beraber ve o iç bilinç Tabii. onu korur. Ve e, her şeyin bir tadı olduğunu birazcık denemesi lazım. Giyimli olsun, arkadaşlıklı olsun evet. ama senin özün ne diyor buna, sana yakışan ne, doğru olan ne konusunda o bilincin evrenden inşa edilmesi lazım. En önemli hedefin bu olması lazım. Bu hedef oluşturuldu mu anne baba o çocuğa verilebilecek en güzel miras vermiştir baktı to torunlarına da bu geçer. E çünkü onlar da çocuklarını öyle eğitecek. Aynen öyle. Siz kendi ergenlik döneminizi hatırlıyor musunuz hocam? Hatırlıyorum. <laughs> nasıl bir nasıl bir his geliyor acı size? Acı abla ya, çok acı ya. <laughs> Karman çorman mıydı? Öf, 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 öf Şimdi ben fakir aileden geliyorum. Ve ben ee, yani e, ...iki yıl lisede ek er Üç yıl şeye gittim erkek lisesine gittim dört dört yıldır lise sonra beni başka bir liseye götürdüler Karışık ve kızlarla oturdum hemen aşık oldum <gülüyor> Allah <gülüyor> 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 ne mektup abi yazıyorum abi. <laughs> ah, üç şey. sayfa beş sayfa yetmiyor on iki sayfa yazıyorum ama cesaretim yok kızın adına yazmaya ne yapıyorum? Arkadaşım Erol'a yazarmış gibi yazıyorum. Pardon Hüseyin'e. Ve unutup kızın kitabının arasına koyuyorum. Sanki işte o da okuyor. Aa, çok <laughs> Ve güzel. ertesi gün herkesin içinde geliyor. Aa, Yanlışlıkla abi. diyor mektubunuzu benim kitabın arasına koymuşsunuz diyor. Geri veriyor. Yer yarasa da yerin dibine girsem. Okuduğu belli. Acaba ne düşünüyor? Sonra İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü'ne giriyorum. Gelen öğrencilerin yüzde doksanı kız ve İstanbul'un sosyetik, sosyoekonomik düzeyi yüksek. yüksek. Ben Silifke Mukaddem Mahallesi'nde doğmuş, büyümüş galiba girdim. Ulan Allah Allah şey gibi böyle bir moda ortamı gibi falan yani sanki bir gösteri olacakmış gibi. Hepsi çok güzel. Cennette gibiyim böyle. ve ben nereye oturacağım? Neyse bir masanın ucuna gittim oturdum taburaya. Kimse yok o masada. Fakat doldu doldu doldu. Karşıma sağ sağ kulağı açınlasın. Meral diye bir kız oturdu. Ve aa, nasıl tatlı gözleri var böyle. Ve elimi uzatsam dokunacağım. Ama yıldızlar kadar uzak. Ben yokum. Gördüğü bile yok. Saçlarım üç numara. <laughs> utangaç. Boz bir şey. Ay, e, çok de böyle. Yani sorsanız görmez bile kimse. Ve onun bir garibanlığı var. Çok çektim böyle. Ondan dolayı ben mesela e, bir ortama girerdim. E, en güzel kızı görürdüm. Böyle Allah! <laughs> bakardım bir. Ulan derdim. Benim boyum aşar biliyorum. Ee, o bana bakmaz. Bir daha bakmazdım. Bütün e, toplantı boyunca. Ve e, ama kafam hep onunla meşguldü. Tabii, tabii ki. Böyle bir şeyim vardı galibanlığım vardı. <laughs> hepimizin vardı. Şimdi Amerika'ya gittim. <laughs> e, Amerikalı kız farklı bir tavır içerisinde. Amerikalı kız daha bir girişken. daha, daha böyle rahat, daha, daha rahat ve girişiyor yani. Tabii. Amerikalı kıza bakıyorum ben, bana bakıyor gülümsüyor. Ulan diyorum bu benim ligimde değil yani. Kim? Olmaz. Yani bu daha bakmıyor ama takip ediyor o. Geliyor. Hi, where are you from? <laughs> Can we talk? Bilmem ne falan diyor. Ulan yes, <laughs> diyor. of course. Ulan diyor. Sonra 3-4-5 kişi böyle yapıyor. Ulan ben neymişim dedim ya. ya. vallahi ne falan bir Moral. Gibi. Peki evet. evde nasıl anlarız e, evladımızın, ergen çocuğumuzun aşka düştüğünü? Evet. Var mıdır belirtileri? Kesinlikle. Nedir mesela? Bir kere e, hepimiz ergenliği geçirdiğimizden dolayı o günlere gidersek e, belirtileri hissetmeye başlarız. Ayrıca canım onlar da paylaşmaya çalışır. Neyse oğlan çocuğu babaya bilmem ne falan demeye başladı. kızla Anne sen hiç aşık oldun mu? Aa, <laughs> o var gelir o zaman öyle <laughs> mi? Gelir gelir. Ve e, evvelden işte altyapısı güzel oluşturulmuşsa ne güzel hediyeler bunlar. Çok güzel. Çok güzel hediyeler. Yani işte o sırada sohbet edeceksin. Çünkü... Kırılganlar çok. Çok kırılganlar. Çok kırılganlar. Utangaçlar. Evet. Yani hakikaten onlara böyle çok nadide çiçeklermiş gibi davranmak lazım herhalde. Böyle hırlayıp saldırmaktan ziyade ya da öfkelenmekten ziyade. Yani aslında hem çok ciddi almak lazım hem hiç, hiç almamak lazım. Sanıyorum evet. öyle bir şey. Evet. <laughs> Değil mi? şu an konuştukça aklıma o geliyor. Evet. Ee, peki etkili iletişimi sağlamak için yani çocuğa söylediğin şeyi geçirebilmek, anlatabilmek o sırada ya da Tembelse daha iyi ders çalışmasını sağlamak. Yani ergenlik dönemi içerisinde konuşuyoruz. Ufak tehtiyolar var mı çaktırmadan uygulanabilecek? Yani ben sürekli anne babalara, öğretmenlere ilişki içerisinde kendi varoluşunuzu geliştirin diyorum. Yani çünkü insan ilişkilerinde davranış becerileri bir yere kadar götürür ama varoluş, konuşan kim, o kaynak kim meselesi çok önemli. Onun için konuşan kim olduğu konusunda çocuk, öğrenci bir fikir edindiği zaman susması ayrı bir alem anlam verir. Konuşmasının ayrı bir şeyi vardır, dinleyişin ayrı bir şeyi vardır. Onun için ilk söylemek istediğim şu, anne baba Kendisini keşfedip kendisini geliştirmeye önem vermeli. Benim iletişim donanımları kitabı bayağı bu ilişki içerisinde yardımcı olur iletişim donanımları. İletişim Şimdi, donanımları değil evet, mi hocam? Evet. evet. Şimdi sadece şunu bilmek lazım ergenle konuşurken hassas bir dönemden geçiyorlar. Egolarının ihtiyacı var. Tabii. Ezmemek lazım Tabii. ama aynı zamanda da gerçekçi ve dürüst olmak Tabii. lazım Tabii. Tabii. o nedenle böyle gerçekçi bir sevgiyle ilişki içerisinde olmak lazım kendileriyle ilişkilerinde ergen sabırsızdır kendisi de bilir beceremediğini yani Topu atamaz, ayakkabısını doğru dürüst bağlamaz, ayağı büyümüştür, sesine alışamaz. <laughs> ee, ondan dolayı hassastır. Birisi Tabii baktığı mi? zaman ne bakıyorsun der, gülnecek ne vardır, kavga <laughs> etmeye hazırdır Tabii. Ee, ve kamplaşmalar vardır, gruplaşmalar vardır ve çok insafsızdırlar birbirlerine karşı da aynı zamanda. Onun için mutlaka sığınacak yaralarının. Böyle bir mağaraya ihtiyaçları var. Tabii. İşte eve geldikleri zaman anne, baba, abi, amca, büyük anne, kimse o mağara olabilmeliler. Ee, gel bakalım, gel falan şekilde böyle. Ee, ve bütün yapacağınız şey bu kadar. Yani böyle bakacaksın. Hey, ha, ha diyeceksin. O anlatmaya başlar o. Ve dediğim gibi çok güzel hediyeler de verirler. Yeniden o altı boyutun çok dikkatli olmak lazım. Ne söylersen söyle, ne yaparsan yap. Sen önemlisin, sen doğalsın. Ya çok önemli. Ve, bu sadece ergen ve özür dilerim lafınızı kestim. Ergen anne baba arasında değil ki biz birbirimize de bu altı tane. Kesinlikle. Bu altıyı birbirimize de uygulamamız Aynen. gerekiyor. Evliliğimizde, iş yerimizde. Öyle değil mi? Aynen. Biz birbirimize karşı bile şu an o altıyı uyguluyoruz mesela. Önemlisin, değerlisin. Sen olduğun için özelsin. Sana saygı duyuyorum, sana inanıyorum. Evet. Şöyle düşünebilir birisi. Ama hocam Çok... karşıdaki önemli değilse, hakikaten bir bozukluk ha. varsa, değersizse, ha, güzel. ben de derim ki o zaman, o zaman... bir daha düşün. Allah hiç kimseyi öyle yaratmamış. Ya Tabii ki. Senin bakışında bir düşün. Tabii. Senin bakışında bir düşün. Ee, İki yaşındaki sümüklü çocuğuyla köylü kadının bir konuşuşu vardı. Ee, böyle bazama atıyor damın üstünde. Oğlan çıktı böyle geliyor baktı. Eh, 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 der Oğlum sümüklü gel anan seni bir koklasın. Yavrum benim senin kokuna kurban olayım ben der. O çocuğun gelişi bir sokuluşu vardı böyle bakışı vardı. Evet. Yani her bir insan esas itibariyle özünde hak ediyor. Hak etmeyeni zaten Allah yaratmamış. Yarattı kesinlikle. Kuşu da böyle, kedisi Tabii ki. de böyle, yaprağı Tabii. da böyle, çiçeği de böyle. Tabii. Ve ona öyle baktığın zaman ruhu zenginleşiyor ve olabileceğin en iyisi olma yolunda yolculuğu başlıyor. Hocam çiçeklerle bile konuşunca ben kendim yaşıyorum. Bir çiçeğimiz vardı yazlığımızda, bir ağacımız vardı daha doğrusu. Çok hevesle biz eşimle onu ektik. Sonra e, e, bahçıvan abimiz var Besim Bey buna oradan selam olsun. Doğan Hanımcığım dedi bundan ümidi kes dedi. Bu dedi yaşamaz. Hii. Ben bir üzüldüm. Hayır dedim benim de umutlarım var hayallerim var bu ağaçla dedim. Ben bunu yaşatacağım dedim. Güldü bana. E şimdi ziraat mühendisi. Yani Besim Bey mi iyi bilecek ben mi iyi bileceğim tabii ki. Ama ben her sabah bir de nazar boncuğu astım ona. Böyle boynu kırık vaziyetteydi. Ay. Astım nazar boncuğu. Sabah akşam konuşuyorum. Ay benim işte güzel kızım da sen büyüyeceksin ben sana inanıyorum. Ben bırakıyorum eşim gizlice konuşuyormuş onunla meğersem o da gidip. Kerimcan da hadi güzel kızım yaparsın başarabilirsin falan filan. Biz böyle bir ay yakın. Aa yok biz konuştukça iyice kırılıyor. Bir yapraklar düşüyor. Neyse onları topluyoruz falan. Ben ama azimle inanıyorum. Bir sene geçti hocam. inanın bana. Öbür yaz bir gittik. Evet kendisi kırılmış. Evet kendisinde yaşam belirtisi yok ama altından yavrusunu vermiş. Ha, canım. Yani kurumuş olan kökten bir tane daha hani Allah öyle bir e, duymuş ki sesimiz resmen o da sanki onu duymuş böyle minik minik açı şu anda yaşıyor yani evet. başardım onu sevginin evet. gücüyle onu hayata döndürdüm evet. ama insan da böyle şefkat ve sevgiyle konuşarak emek vererek katedilmeyecek yol yok diye evet. düşünüyorum Evet değil mi kesinlikle insanlarda biraz önce söylediğin şeyi hatırlatayım bu mesajı en güçlü dinlemenle bakışınla verirsin dinlemeyle evet. evet ne kadar önemli bir şey söylediniz. Yani e, ve e, zaten onlar yani çocukken çok açık seçik belirtiyorlar. Anne bak, baba bak anlatmaya çalışıyor. Ergenlikte de e, nefes alışından anlayacaksın. atışından çantaya atışından, saçını tarayışından, odasına gidip kapıyı kapatışından bir asilik gelecek. Mi? Evet evet evet. <laughs> Asi gençlerimiz evet. bizim yani Bak ne zaman görürsün canım bunun canı yanıyor dersin. Ulan canı yanıyor şu anda. Önce saygılı olacaksın. Ya kendisi gelir veya yoksa da bir 5-10 dakika sonra kapıyı vurursun. Abla, abi konuşmak istersen buradayım. Tamam mı? O kadar. Ve zaman içerisinde müthiş hediyeler verirler yaşamı yeniden keşfedersiniz. Onların filozof oluşunu <laughs> ve büyük bir e, sorumluluk içerisinde yaşama bakış tarzını, geliştişlerini falan görürsünüz. Bundan daha güzel hediyeler yok ki zaten. Yok, doğru yani. Parayla yani, satın alınmaz bunlar. Bırakın o dönemleri kendilerini bir şey zannederek geçirsinler aslında. Çünkü ben kendi ergenliğimle ilgili düşündüğümde her şeyi çok iyi yaptığımı zannediyordum. Onu hatırlıyorum. Her şeyin en iyisini ben biliyorum. Ee, ne annem biliyor ne babam biliyor bende her şeyin cevabı var ve o kadar şeyim ki bu konuda e, güveniyorum ki kendime ve beni öyle bir eylemişler ki şu an sen bilirsin diye çok babam güzel. öyle derdi ben böyle yapacağım baba çünkü benim için doğrusu bu derdim babam şey derdi evet e, tabii sen diyorsan mutlaka bir sebebi vardı öğreteceksin <laughs> herhalde bana değil mi derdi? e tabi ki öğreteceğim annem keza öyle güler geçerdi çok önemliymiş. Peki az evvel dedik ya 13-14'te başlar bazen 21-22'ye kadar sürer. Uzun da bir zaman dilimi. korktum Korkuya kapılmamız gereken zamanlar var mı? Çok uzar mı bu süreç? Uzarsa sağlıksız mıdır? Ya da çocuk bir türlü gelişimi 21 oldu 22 oldu. Belki hala o ergenlikten çıkamıyor. Hmm. Ee, var mı korkmamız mı korkması gereken şeyler? Yani oluyor? ben esas itibariyle <laughs> çocuğun doğumundan itibaren yaşam bir bütün doğumundan altı saat sonra sağlıklı ana baba ilişkisi içerisinde mi büyüyor yoksa sağlıksız ortama mı doğmuş mutlaka etkiliyor. Şimdi eğer ortamda öfke varsa, şimdi bazı ortamlar var. iki insan birbirine baktığı zaman alttan altı şu var. <laughs> ya güreşeceğiz ya dövüşeceğiz. <laughs> Rekabet halindeyiz. Bakalım kim yenecek? Bakalım kim kazanacak? Böyle aileler var. Tabii. Evlenirken zaten ilk gece gözünü korkut diye başlamış. Kadına da, ''Hikâyete sen bas.'' denmiş. ''Uyurken öp çocuğu, uyurken öp, şımartma.'' denmiş. Şimdi böyle ortamlarda iki ihtimal var. Bir, ya çocuk 7-8-9 yaşında sinecek, bitmiş vaziyette. Artık o bir kültür robotu, herhangi bir kişiliği falan yok. Ee, ne dersen onu yapacak şekilde. İstediğin gibi yönet, piyon gibi yönetebilirsin. Ya. Ve bana göre bu çok günah. Ve bunlardan sürülerle var. Veya da savaş devam edecek, direnecek. 21, 22, 23, 25'e kadar öfkeli bir şekilde birbirlerine küs ve gerginlik devam edecek. Bunu gördüğün zaman <laughs> görüyorsun yani çocuk da değil kabahat. Yani içinde i̇çinde yetiştiği ortamda evet. onun varoluşuna saygı yok, kabul yok değer verme yok ve işte benim bütün yazdığım kitaplar bunun farkına, farkına vardır iş var. mesellesi çünkü zaten. benim ülkende doğan çocuklar da e, mutlu olmayı hak ederek doğuyorlar Tabii. ve yani insanlar ana baba oluyorsa e, ana baba olmanın hakkını verecek şekilde biraz zaman ayırsınlar e, diye düşünüyorum ve o nedenle e, şunu iyi bilmeleri lazım. Sorunlu çocuk yok. Ne var? Sorunlu, Sorunlu ilişki var. var. Tabii. İlişkimde nerede ak ak aksıyorum e, konusuna girecek olurlarsa görmeye başlarlar. Yani o konuda hizmet vermeye çalışıyorum. Yani hangi nelere bakmaları lazım geldiği konusunda. E, mesela bunlardan bir tanesi şu. İnsanın bir e, sosyal yönü var ki ona kimlikler deriz. İşte sosyal roller. Siz sunucusunuz, ben misafirim, öğretmen öğrenci, öğrenci. doktor hasta, evet. e efendim yargıç, hakim, e efendim polis e falan filan gibi. Yani topluma girdiğin zaman böyle sosyal kimlikler var. Bir de e insanın özü var, can dediğim şey. O kimliklere ben yüz diyorum öbürü can. Şimdi konuşurken e çocuğa öğrenci olarak mı konuşacaksın, yoksa çocuğa Can olarak mı konuşacaksın? O öğrenciliği onun üzerine giymiş bir şey. Gidecek sonra. Şimdi bu can olarak konuşma meselesi çok çok önemli. Ben buna birey olma diyorum. O zaman a, etkileşim bizde sürekli o özü beslememiz lazım. O özü beslememiz lazım. Birçok yerlerde gittiğim zaman ben... Ay canım güzel insanlar geliyor. Hocam hoş geldiniz diyor. Adını söylemiyor. <laughs> Veya diyor ki hocam hoş geldiniz okul müdürü diyor. Yine adı yok. Adını söylemiyor. Öbür tarafsızlar torunlarım Amerika'da resim çektim gönderdim kedi vardı kedinin resmini çektim ilk da şu kedinin adı ne? <laughs> o kadar bireyci bir Birey, e, yaklaşım ki. ki yani mutlaka bir adı olması adı lazım olmalı, her değil. bir onun için oğlum su ver değil. oğlum Ahmet bir su var kuzum yani İsim şimdi yani. o bakınlar. Evet evet. Psikolojide çok önemliymiş ama ilişkilerde de Tabii. isimle hitap etmek. Daha kendini önemser hissedermiş insanlar. Öyle okumuştum doğru mu? Aşk ilişkilerinden bahsediyorum. Doğrudur artık. Doğacığım. Değil mi? <laughs> evet Doğan Hocam. <laughs> yani isimle hitap edince insan daha bir kendine çeki düzen verir, verirmiş yani. Tartışmalarda daha bir ciddiye alırmış. Evet. Hani biz alıştık ki aşkım, sevgilim, bebeğim, ponçiyim, şeftalim falan gibi konuşmaya. Evet. Ama öfkelendiğimiz zaman değil mi ismiyle evet. Ki beni daha iyi dinlesin gibi. <laughs> şey çocuklarda da demek ki isminle hitap etmek. Kesinlikle çok ya, önemli. Ne kadar önemli evet. bir detay bu da. Evet. Bu dönemde ergenlik döneminde e, şu an tabii ki kitaplarınızı okumamış olanların çok az olduğunu gelen yorumlardan anladım. Hı -hı. Ne kadar takdir gördüğünüzü sevildiğinizi Hı -hı. zaten biliyordum ama e, ne güzel hala insanlar kitap okuyorlarmış ve e, sizi takip ediyorlar ve kendilerini geliştiren anne babalar var. Müthiş bir şey e, benim için bunu bir kere daha görmek, öğrenmek. Şu an televizyonu açtı ve ergenliğe girdi evladı. Hemen yanına yoldaşlık edecek. Bunca kitabın içinden ilk şunu seçse desem hangisini söylersiniz? İletişim donanımlarını mı? Hangisini? Ee, Savaşçı <laughs> da gerçi çok önemli. Efendim? Savaşçı kitabı da çok önemli. Kesinlikle. Eee iletişim donanımları anne baba okusun. Evet. Ee, savaşçı da ergenin kendisinin okuması ya, çok önemli. Okumaz ki ama ergenlikte evet. biraz zor sanki çocuğa savaşçı diye kitap okut. Doğru, enderdir hakikaten Ender, değil evet, mi? Evet. Çünkü onlar şu anda ya top peşinde koşacak ya işte Aynen. konsol oyunları bilmem neler evet. derken zaman geçecek Bir de gerçek özgürlük var. Orada ben e, üniversite öğrenciliğimle şimdi emekliliğim arasında bir e, evet. ilişki oluşturdum. E, bu üniversitedeki öğrenciliğim sırasında yaşadığım duygusal öyküleri falan, işte bir isim verdim ona Timur dedim ve şimdi emekli olmuş olan bir profesör Yakup karşılaştılar ve sohbet ettiler. Böylelikle benim o günkü düşünüşümle nasıl? şimdiki düşünüşüm sohbet etmeye başladı. Böyle adım 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 anlatıyorum yani ergenlikten olgunluğa doğru bir sohbet nasıl olabilir konusunda öyle bir örnek var. Çok zevk alacaklarını tahmin ediyorum. Gerçek özgürlük kitabı evet. değil mi? Bunu buradan hemen notunu evet. tekrar düşelim. Gelelim şu sorunun cevabını onu tam e, alamadım sizden konudan konuya geçtik. Nasıl tamamlayacak ergenliği? 21'den sonra bunun devam etme ihtimali yok değil mi? Çünkü hormonlar artık orada evet. dur, durduğu için fiziksel olarak bir gelişim devam etmiyor. Evet. Ama ruhsal olarak devam ediyor herhalde. <laughs> Kesinlikle. Ee, hiç tamamlayamamış olanlar çok. <laughs> Aa enteresan. Şimdi e, Mış gibi yetişkinler diye bir kitabım var benim. Yani bedenen yetişmiş ama içi bir türlü olgunlaşamamış insanlar. Ee, evet. Çok fazla çok fazla yani görüyorsunuz böyle e, ani patlamalar konuşuş tarzları e, sorumluluğun farkında olmaması falan şeklinde hmm. e, <laughs> bir olgunlaşma süreci sürekli devam eder gider aslında yaşamda e, ama insanoğlunun kendine özgü bir özelliği var Bir insan farkına vararak bilinçli bir şekilde kendini inşa edebilir. Savaşçı kitabının özü bu. Farkına vardığın andan itibaren o özü harcamamak, o öze hakkını vermek. Çünkü o öz sana verilmiş olan en muhteşem, en kutsal şey. Ya, muhteşem evet, bir bilinç. Tabii. Ve yeniden inşa edebilir. O özün farkına varıp onun değerini görüp ona hakkını verme yolculuğu başladığı zaman artık ergenlikten olgunluğa geçilir. Yetişkin insan olma durumu olur. O zaman bakarsın kendiyle barışıktır. Şu gülecek, bu gülecek, şu meselesi değil. Tabii. Ben ne diyorum konusunda bilinci vardır. Ve o zaman bir şahsiyet olmuştur. Artık ee, sağ solu suçlama değil, sağ soldan hey millet bana bakın bana bakın bana bakın gibi bir tavır içerisinde değil, ee, sahip olduklarıyla görünümüyle değil, kendi gözündeki varoluşuyla kendi değerini vermeye başlar ki o da çok çekici bir şey. Yani bunu beceren bir erkek çok çekici, bunu beceren bir kız çok tatlı evet. ve e, ve bu Dur. yönde birbirlerine. E, yardım ederler. Yani olan der ki giyimin güzel, şusun güzel, bu güzel, güzel ama gözüne baktığım zaman Tabii. senin bakışın güzel, gülüşün güzel, gözlerin içi güzel. Ondan dolayı başka hiçbir şey göremiyorum ki ben seni görüyorum <laughs> e, şeklinde. Doğru. E, ve bunu da söyleyebilen bir erkeği bulduğu zaman kız der ki ulan Galiba buldum. Galiba <laughs> buldum. <laughs> 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 evet. Hele bir de o aşk şiirleri, o aşk mektupları evet. da geliyorsa evet. en güzel dönem o işte. Her evet. gün bir mektup açarsın falan birileri <laughs> koymuştur gizlice onlar ve harika şeyler. Kız ergenler ve erkek ergenler arasında elbette ki farklar var. Bir kere cinsiyetler farklı, vücut gelişimleri farklı. Hey, o oh, Bu <laughs> şu farklı ama aynı evin içinde diyelim ki hem kız ergen var hem erkek ergen var. E, o evi düşünemiyorum. Ben kim bilir o evde <laughs> Bahadır yaşayanlar şimdi. Herhalde bir sürekli bir yangın, sürekli bir har ateş. Yani. O, orada nasıl e, dengelemek lazım? Hem erki. Benim önerim işte. şu: önce böyle bir durumda olduğunuzdan dolayı Allah'ınıza şükredin. Ya kesinlikle. Yani değil bu şükür duygusu olmasa cehennem yaşarsınız. Ya. Bu şükür duygusu olursa da hayatınızın macerasını yaşarsınız. Müthiş önemli bir. Ortam oluşuyor ve ee, anlayarak yönetin derim. Yani bastırarak değil, anlayarak yönetin. Çünkü bu ortamda anne babanın ve çocukların kazandığı beceriler eğer iyi yönetilirse... ...gelecekteki evliliğin sağlıklı olmasının temeli olacaktır temeli, onlar tabii. için. Tabii. Kriz yönetimi stresle yönetim, algılama farklılıkları, kadın algılamasının farklılığı, erkeğin algılamasının, hepsi ortaya çıkacak. Ben diyen olacak, ben diyen olacak, hayır sen değil, ben diyen olacak. Oh, Benlerin işte, çatışması ben içerisinde diyeceğiz. çok önemli bir bizim keşfi olabilecek mi acaba? Çok önemli ve yani o bakımdan ben büyük anneler, büyük babalar daha deneyimli olarak Sevgiyle ortama girebilir, konuşabilir. Ve mutlaka mutlaka sevgiyle yaklaşmak lazım. Sabırsızlıkla değil, anlayarak yönetmek lazım. Bunun altını çiziyorum. Ee, öfkeyle değil, denetlemek için değil, kaygıyla değil. Kaygı çok öldürücü bir duygu. Kaygıyla yaklaşmayın. Oh, en Umutla yaklaşın. Evet. Kaygı. Um, ve um, bütün bu süreç içerisinde şunu göreceksiniz. 5-10 yıl sonra baktığınızda hepsi gelecekte bir şey hazırlamış çocuğu. Aa, ona izin verdiğiniz zaman daha iyi bir doktor, öğretmen, koca, anne, arkadaş, dost, vatandaş Tabii. olma yolunda. Ve ben şunu görüyorum. Ergenler birbirleriyle ilişkilerinde kendi özlerinin farkında olarak yaklaştıkları zaman tabii. çok olumlu eğitim ortamları yaratıyorlar. Hem psikolojik olarak hem bedensel olarak hem tabii, ilişkilerinde tabii. yani e, böyle e, 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 efendi olmayı, hanımefendi olmayı öğreniyorlar <laughs> yavaş yavaş. Hocam yine araya araya gidiyoruz ama ne diyoruz? Sevgi ve anlayış ve sabır. Hepinize kolay gelsin. Aradan sonra buradayız. <laughs> geldiğince e, sormam gereken soruları sorduğumu düşünüyorum. Umarım bir faydası olmuştur sizlere. Çok güzel cevaplar aldım ama umarım doğru yönlendirdim. Geçtiğimiz şu süreyi diye düşünüyorum hocam. Çok iyisin. E, çok iyisin. Sizle, sizle aynı masada otur otur çok fazla öğren, öğreniyorum. İnşallah yarın bir anne olursam bunların hepsini <gülüyor> kullanacağım. <gülüyor> Şimdi dönelim en son kitabımız Geliştiren Anne Baba. 170 bin baskıda şu anda müthiş bir ilgi var ve sanıyorum evet. da devam edecek bu Neyse ilgi. O. Ama programda ilgimi çeken evlenmeden önce okunacak kitap hazırlığındaydınız. Onun yazım aşamasındaydınız. Evet. Nasıl gidiyor süreç? Kitap nasıl um, canlandı mı? Yoğun bir e, araştırma, altyapı oluşturma, düşünme aşamasındayım. Ve bayağı açık seçik hale geldim. Ee, yani evlenmeden önce okunacak kitabı çok çok önemsiyorum ee, Onun için lise çağında bunun çocukların farkına varması Ana babalar bu kitabı beraber okusunlar istiyorum çocuklarla. Üniversite çağında mutlak okumasını istiyorum O kadar önemli ki bu karı koca ilişkisi Tabii. Ve ah. sağlıklı aile karı koca ilişkisinin sağlıklı olmasına bağlı Ve şunun farkına varmalarını çok önemsiyorum kadın ve erkek birbirlerinin en güçlü, en önemli, en mahrem tanıkları. Hiç kimse onları diğerlerinden daha fazla incitemez. Onun için çok saygılı olmaları lazım birbirlerine. Evlenmeden önce okunacak kitabı merakla bekliyorum. Ekim, Kasım. Evet. Harika. Ekim, Kasım gibi çıkacak. Teşekkür ediyorum tekrar tekrar. Burada olmak çok güzeldi. Benim Gerçekten. için de. Benim için de çok çok güzeldi. Hepimiz için çok güzeldi. Ee, bakalım nasıl yorumlar gelecek. Umarım seyircilerimiz de memnun kalmıştır. Hocam yeniden görüşmek üzere. Teşekkür ederim. İyi akşamlar efendim. Hoşçakalın.